Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu: "En makbul iyilik baba dostunu koruyup gözetmektir." Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi: "Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer ona selam verdi. Kendi bindiği eşeğe onu bindirdi ve başındaki sarığı da ona verdi. Abdullah bin Dinar sözüne devamla dedi ki: "Biz İbni Ömer'e Allah iyiliğini versin. Bu adam bedevilerden biri. Onlar aza kanaat ederler." deyince bize şunları söyledi: "Bu zatın babası babam Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: En makbul iyilik baba dostunun ailesini koruyup gözetmektir." Abdullah bin Dinar'ın Abdullah İbni Ömer'den bir başka rivayeti de şöyledir: "Bir defasında İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün Abdullah İbni Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona, "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam, "Evet." deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin." dedi. Sarığı da ona uzatarak, "Bunu da başına sar." dedi. Arkadaşlarından biri Abdullah İbni Ömer'e, "Allah seni bağışlasın. Üzerinde dinlendiğin eşek ile başına sardığın sarığı şu bedeviye boşuna verdin." deyince Abdullah İbni Ömer şunları söyledi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir" buyururken duydum. Bu adamın babası babam Ömer radıyallahu anh'in dostuydu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ana ve babanın ölümünden sonra onların ahbaplarını görüp gözetmek dinimizin önem verdiği faziletli davranışlardır. 2. Ana babanın ölümünden sonra onların dostlarını arayıp sormak ana babaya iyilik ve ikram sayılır. 3. Birini tenkit ederken gönlünü kırmamaya çalışmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.